arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için olabilecek güzel bir çalışma yapacağız çorabımızı öreceğiz çorabımızı burundan başlayarak örüyorum burun kısmında farklı renkler ve aynı rengi topuk kısmında da kullandım bilek kısmında da kullandım ana renk olarak beyazı tercih ettim Bunda da e, ana renk olarak kahverengimi, burun, topuk ve bilek kısmı için ise beyazımı tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, sözümü fazla uzatmadan hemen çorabımızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Çorabımızı örmek için zincirimizi çekerek başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Bir tane daha ekliyorum. 4 zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Birinci zincir yuvasına giriyorum ve bir defa başını dolamış olduğum tığımı bakın şöyle 1, 2, 3 defa da yukarıya doğru çekiyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Toplam 3 tane trabzanım oldu. Tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. 10 tane trabzan olana kadar doluyorum çorabımın burun kısmını örüyorum bir doluyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 3 1 doluyorum 1 2 3 1 doluyorum 1 2 3 kaç trabzan olduğunu sayalım 2 4 6 7 8 olmuş 9. ördüm 10. ve son trabzanımı ördüm 10 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm şöyle sıkıştırıyorum ortadan ikinci sıramıza başlayalım 4 zincir çekmiştim tepe noktasına gelerek batıyorum geçişimi yapıyorum burada 10 tane olan trabzanımın her birine ikişer ikişer batarak toplamda 20 tane trabzan sayısına ulaşıyorum 1 2 3 3 zincirle başlıyorum hemen dibine batarak 1 2 3 bir sonraki trabzana batıyorum 1, 2, 3. Aynı yere giriyorum. Çifter örüyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. 1 dolayı 3 alıyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Çifter çifter örüyorum. Tekrar bir ileriye geçiyorum. 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. Yani çorabımızın büyüklüğünü bu artışlarımızla sağlıyoruz. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örelim ve toplamda 20 tane trabzan sayısına ulaşalım. Aynı yere giriyorum. Bütün trabzanlarımı ikişer ikişer ördüm. Toplamda 20 tane trabzanım oldu. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 zincir çekmiştim. Tepe noktasına batıyorum ve şu şekilde geçiyorum. Bu sıramızda yine beyazla öreceğiz. Bir tek, bir çift örüyoruz. Tek, çift, tek, çift olarak örelim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. İpimi şöyle biraz esnettim. Evet, bir tane tek ördüm. Yanındakini çift örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. 2 Bir sonrakine tek örüyorum. Burada bu sıra sonunda 30 tane trabzanımız olacak bir aynı yere batıyorum 2 görelim bakınız tek çift tek çift sıradaki tek bir sonraki sıradaki çift 1 İki, eğer büyük çocuklarımız için ya da kendimiz için öreceksek yine artışlarımızı daha sık olarak devam ettirip yani hepsini çift olarak da örebilirsiniz. Bu biraz küçük çorap olacağı için tek ve çift olarak artışımı yapıyorum ve sona kadar bir tek bir çift örelim. Sıra sonunda 30 tane trabzanımız olsun. Üçüncü sıramın sonrasında 30 tane trabzanımız oldu. Sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. 30 trabzanımız oldu. 3 tane de zincirimi çekmiştim. 3. zincirin tepe noktasına batıyorum. İçinden geçtikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve diğer rengime geçiyorum. Burası bizim burun kısmımız oldu. Çorabımızın burun kısmı. Şimdi şöyle bir renk kullanmak istiyorum. Böyle kalan iplerimizde güzel çoraplar yapabilirsiniz şimdi aynı zincirimin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum tığımın ucunu geçirdim ipimi tutuyorum şu şekilde beyazımdan geçiyorum ve başlıyorum burayı sıkıştırıyorum bunu saymıyorum 1 2 3 3 tane zincirim çektim ve yine ipimi sıkıştırdım Diğer beyazımı da aldım. Her ikisini şu şekilde yürütüyorum. Alttan bu ilmeklerimi gizleyeceğim. Şimdi artışımızı bitirdik artık. Artış yapmıyoruz. Birer birer trabzanlarımızın üzerine örerek çorabımızın burun kısmından ayağımızın olduğu bölüme doğru örmeye başladık. Bakın iplerimi de arkadan gizliyorum. Bir dolayıp 3 defa da örüyorum. Bir doluyorum. 3 de örüyorum bir dolayıp 3 de örüyorum hiç artma eksilme herhangi bir şey yapmıyorum birer birer bütün trabzanları örerek tamamlıyorum trabzanlarımın tamamını örerek geldim bakın sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30 30. trabzanımı da ördükten sonra başlangıçtaki 3 zincirimin bulunduğu noktanın tepesine geliyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum ve yeniden bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve buradaki ördüğüm bakınız rengimin üzerindeki bütün trabzanlarımı örüyorum geçişimi bu şekilde bütün sıralarımızda yapıyoruz ve istediğimiz e, büyüklük gelene kadar 3 ya da 4 sıra daha bu rengimizde örelim sonrasında topuğumuzu yapmak için yeniden birlikte olalım burada birebir trabzanlarımızı aynı geçişimizi yapıp örüyoruz. Burada çorabımızı büyütüyoruz. Birkaç sıra örelim. Evet çorabımızın üst kısmını ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 5 sıradan sonra burada gördüğünüz gibi topuk kısmımızı örmeye başlayacağız. Tam farklı renklerle daha önce örmüştüm. Şimdi kenara çekiyorum ve başlıyorum. İpimi kestiğim yerden Sağından ve solundan yani zincirimin bulunduğu yerin sağından ve solundan 7 trabzan geriye gidiyor. Bakın burası zincirimin bulunduğu nokta. Burayı saymıyorum. Hemen yanındakini saymaya başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 7. Trabzanıma şöyle tığımı batırıyorum. Bu zincirimin olduğu yer 8 olacak. Beyaz ipimi alıyorum. Buraya bağlanıyorum. Beyaz ipimle 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da alıyorum. Bir doluyorum. Her zaman ördüğümüz gibi örüyoruz. 7 tane trabzanımı. 15 tane trabzan üzeri çalışacağız bakın 2 4 6 7 şimdi zincirimin bulunduğu 8 zincirimin sağından ve sondan 7 aldım toplamda 15 tane trabzanımız olacak ve devam ediyorum 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 toplamda 30 tane trabzanımız vardı 15'ini ördüm 15'i burada kaldı şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım ikinci sırasında yine bir iki üç tane zincir çekiyorum birer birer bütün trabzanlarımın tepesine batarak yine aynı işlemimi yapıyorum yani 15 tane trabzanımı örüyorum şuna kadar ilerleyelim. İkinci sıranın trabzanlarını örerek geldim. Şimdi üçüncü kez sık iğne örerek geleceğiz. Sık iğnemizi ilk 10 tane trabzanımızın üzerine yapacağız. Onun için bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görüntüyü netleştirelim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnem ördüm. 10 sık iğne. 10. sık iğneden sonra yandakine giriyorum ve bir sonrakine giriyorum. Sadece ilmek çekiyorum ve hepsini aynı anda alarak bu iki tane ilmeğimi kesiyorum ve zincir çekmeden örgümün yönünü çeviriyorum hemen dibine batmıyorum bir sonraki bölüme batıyorum bu ikisini kapadığım ilmeğin üzerine batmıyorum sık iğneme batıyorum ve 5 tane sık iğne örüyorum 2 3 4 5 5 sık iğnemi ördüm ve hemen yanındaki bir ilmek çıkarıyorum bir ilerisine geçiyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum ve çeviriyorum. Burası taban kısmımız olacak. Yukarıya doğru gidecek. Hemen dibine batmıyorum. Bir ileriye batıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen dibine batıp ilmeğimi çekiyorum. Bir ileriye geçiyorum üçünü 3 üç ilmeğimizi bakınız. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Buradaki ilmeğimi hemen dibine batıyorum. Bir ileriye batıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum ve çeviriyorum. Buna batmıyorum, yanındakine batıyorum. Bir. Sık iğnelerimin üzerine sık iğne sayımızı hiç kaybetmiyoruz. Hep 5 tane sık iğne olarak örüyoruz. Yanlardan eksilme işlemi yapıyoruz aslında şu anda. Bakınız, yanlardan eksilme işlemi yaptım. Bir alıyorum. 2 alıyorum hepsini tek seferde çekiyorum ve zincir çekmeden çeviriyorum dibine batmıyorum 5 sık iğnemi örüyorum 1 2 3 4 5 yanındakine batıyorum hemen kendi dibine batıyorum bir ileriye batıyorum ve çekiyorum çeviriyorum dibine batmıyorum 1 2 3 4 5 Buradan geldiğimiz için çabuk bitirdik. Bakınız bunun için dibine batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Ve en sondakine batıyorum. Ve hepsini aynı anda çekiyorum. Ve topuk kısmımı şu şekilde dengelemiş oluyorum. Bakın topuğumuz bitti. Buradan bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve yeniden 15 ilmek beyaz kısmımızdan 15 15 trabzan yani 15 trabzan da yukarıda hazır bulunan trabzanımdan alarak yukarıya doğru örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız. Topuk kısmımızı bu şekilde çalıştık. Arkasında şöyle görmekteyiz. Sık iğneleri arada beşer beşer ördük yanlardan alarak tamamladık. Burada da aynı şekilde yanlardan alarak tamamladık. Şimdi Tekrar şu görmüş olduğumuz boğaz kısmımızı örmeye başlayalım. Bilek kısmımızı, ilmeklerimizi buradan alıp 1 2 3 sıra kahverengimizi yeniden örüyoruz. Bir zincirimi çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Beyazla kahverengimin bulunduğu yere giriyorum. Bunu bir diye sayıyorum. 2 3. 3 tane zincirim oldu. Kahverengi renk. Şuradaki kalan kısa ipimi sol tarafı alıyorum ve başlıyorum. Buraya 15 tane trabzanımı öreceğim. 2 oldu. Buraya bir tane daha örüyorum. 3. İleriye 4. Şuraya batıyorum. 5. 6. Biraz ileri gidiyorum. 7. 8 bu kısma 15 tane eksiktiğimiz için 15'i yerleştirmemiz lazım. 9 10 11 12 13 aynı yere yapıyorum. 14 ve 15. 15 tane trabzanımı, beyazın üzerine ördüm. Şimdi kahverenginin üzerinden devam ediyorum. Şuraya batıyorum direkt trabzana. Ve buradan toplamda 3 sıra kahverengimizi örerek devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. Hemen başlangıçtaki zincirimin bulunduğu noktadayım. Zincirimin tepesine batıyorum. Geçişlerimizin tamamını bu şekilde yapacağız ve ilmeğimin arasından geçiriyorum. Tekrar 1 2 3. İkinci sıramı böyle başlatıyorum ve ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. İkinci sıramı başlattım. İkinci sıramın sonuna geldim. Yine zincirimin bulunduğu noktadayım. Tekrar tığımın başını giriyorum ilmeğimi geçiriyorum yeniden 3 tane zincirimi çektikten sonra tıpkı ikinci sıramızda ördüğümüz gibi üçüncü sıramızı da bütün trabzanlarımızı örerek tamamlıyoruz ve 3 sırada bakınız tamamlamıştık birinci ikinci ve üçüncü sıramızı daha sonra 3 sırada beyazımızı örerek çorabımızı tamamlayacağız şimdi bu sıramızı da bitirelim birer birer hepsini örüyoruz trabzanlarımızı ikincisine batıyorum Sona kadar geldim, en son trabzalımı ördüm, zincirle çektim, ilk trabzanıma battım ve bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım, ipimi buradan kesiyorum ve beyaz rengimle bilek kısmını örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum, yine trabzanlarımı üzerinden batarak ilerliyorum. Hiç farklı işlem yapmıyorum. İki sıra birer birer trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu iki ipimi alıp şöyle büküyorum. Ve altından örüyorum. Devam ediyorum. İki sıra beyazımızı örelim. Üçüncü sırada yeniden birlikte olalım. İki sırada düz öreceğiz. Üçüncü sırada Lastik örgümüzü çalışacağız. İki sıra beyazımı ördüm. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Zincirimin tepesine gelerek batıyorum, ilmeği bir çekiyorum? 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra, yandaki ilk gelen trabzanın şu şekilde yanından giriyorum. Bir, iki, üç defada alıyorum ve lastik görüntüsü yapıyoruz. Bakınız, şurada çalıştığımız gibi lastik görünümümüzü. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın ardından alıyorum. Bir sonraki trabzanıma yandan giriyorum. Bir yandan bir ardından çalışarak lastik görünümü katıyoruz çorabımızın bilek kısmına. Şimdi ardından girdim. Her seferinde bir defa başını dolayıp 3 defa da alıyoruz. Bu kez yandan ardından yandan birinin ardından bakın ardından bu şekilde girip batıyoruz yandan hemen şöyle ardından ise tığımızı bakın şöyle ardından sokup diğer trabzanımı diğer yandan şöyle çıkarıyorum arkaya doğru şöyle bakınız ipimi alıyorum trabzanımı örüyorum ve lastik görünümü katıyorum bir yandan bir ardından son trabzanıma kadar bir yandan bir ardından alarak geldim ve son trabzanıma geldim zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekip düğümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum kesmiş olduğumuz ipimizi de şöyle iç kısmını çevirerek alalım Evet, çorabımızı tamamladık. Şöyle görelim çoraplarımızı. Diğerleri de aynı şekilde beyazla kahverengileri farklı farklı yerlerde kullanarak çorabımı tamamladım. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın.